Evet, Burhan abi, bu bölümde Bediüzzaman Hazretleri'nin maslahat-ı içtimaiye diyor. Sosyal hayatın adeta bir maslahatı, yani bir reçetesi, yani bir kurtuluş faydalı bir usulü, Evet. bir düsturu nazara veriliyor. O da şu: harici düşmanların zuhur ve tehacümünde dahili adavetleri unutmak ve bırakmak. Bunu sebep ve sonuçları itibariyle de nasıl bir maslahat doğurduğunu Konuşalım inşallah. konuşalım. İnşallah. Buyurun. Allah razı olsun. Yeniden isterseniz bir okuyalım. Ondan sonra izahına inşallah beraber geçelim. Evet. Cai teessüf, bir haleti içtimaiye ve kalbi İslam'ı ağlatacak müthiş bir marazı hayat içtimai. Evet. Yani başlangıç çok enteresan. Hı. Yani teessüf dedirtecek bir içtimai halet, toplumsal bir halet Hı. ve İslam'ın kalbini ağlatacak, Müslümanlar ve İslam dininin kalbini ağlatacak müthiş bir içtimai hayat hastalığı. Bununla alakalı üstadımız bir misaller de verecek. Evet. Harici düşmanların zuhur ve tehacümünde dahili adavetleri unutmak ve bırakmak olan bir maslahat-ı içtimai, içtimai bir faydayı, Ya nasıl? bir maslahatı. Yani hariçten düşman zuhur etti mi? Evet. Etti. Birbirlerine düşman oldukları halde, birbirlerine yabani baktıkları halde, hatta ellerinden gelse birbirlerini öldürecekleri, hayatlarını kastedecekleri halde, Evet. hariçten ikisine de düşman olan ve ikisini de elinden gelse ortadan kaldıracak olan ortak bir düşman zuhur etti mi? Evet. Dahili düşmanlığı, adavetleri o hariçten gelen düşmanı def edinceye kadar hatırlarına getirmemek olan bir maslahat-ı içtimaiyeyi Evet. en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde şu cemaati İslamiye'ye hizmet dava edenlere ne olmuş ki? Şimdi burada cemaati İslamiye, burayı iyi bir şey yapmak lazım. Bakın, bir taraftan bedevi kavimler de dahi bunu takdir edip yapıyorlar. Bir tarafta sen Kur'an medeniyetini, Allah. sünnet-i Resulullah medeniyetini bilen ve medeni bir insan olduğun halde. Bu bir. İkincisi, İslam'ın ön saflarında bulunup İslamiyet'e de hizmet dava eden bir durumda olduğunu iddia ettiğin halde sen bunu yapmazsan o bedevilerden bedevilikte çok daha Aşağı seviyeye o kadar düşersin. yani. Ya. Şu cemaat-i İslamiye'ye hizmet dava edenlere ne olmuş ki? Birbiri arkasında tehacüm vaziyetini alan, yani şöyle düşünün, suya biz bir taş attığımız vakit mütedahil daireler ortaya çıkıyor ya. Yani birbiri içerisinde daireler var. Yani enteresandır, İslam'a ve Müslümanlara birbiri arkasında hücum vaziyetini almış belki binlerce dalga var. Yani birisini açtığın vakit bitmiyor. Sen bittiğini zannediyorsun. Yani 1400 senedir, hatta Hazreti Adem'den şimdiye kadardır bütün müspet hareketlere, faaliyetlere, dinlere, dine hizmet edenlere, cemaatlere, Kur'an'a ve Kur'an'ın talep edenlere düşmanlar var. Ve bunlar kendi kalplerinde bazen güçleri yetmediğinden dolayı gizli bırakabiliyorlar. Bazen münafıkane zamanı geldiği vakitte saklıyorlar. Bazen de menfaatten dolayı dokunmuyorlar. Menfaat kesilmesini bekliyorlar gibi. Ama bunlar var. Dolayısıyla birbiri arkasında tehacüm vaziyetini, hücum etme vaziyetini. Ya bu zaten var da olacak da. Evet. Hazreti Adem'den kıyamete kadar da Bu olacak. ilahi bir kanun gibi, bir kural gibi bu. Mübareze kanunu. Mübareze kanunu gibi. Alan hasi düşmanlar varken cüz'i adavetleri unutmayıp, küçük düşmanlıkları unutmayıp düşmanların hücumuna, düşmanların hücum etmesine ve seni mağlup etmesine zemin hazır ediyorlar. Kim bunlar? Kendi. İslamiyet'e, Kur'an'a hizmet dava ettiklerini, hizmet ettiklerini dava eden cemaatler. Allah Şu hal nedir? Şu hal bir sükuttur ya. tabii yani bizim birbirimizle çarpışmamız kimin işine yarıyor? Kimin işine yarayacak? Düşmanların işine yarıyor. Ya, tarih boyunca hep böyle olmuş abi. İslamiyet kalesinde geri kaçıyoruz Ya. bu şekilde. Düşmanlar gelsin de İslamiyet'i zapt etsin diye. Ya. Müslümanlara
esir etsin diye adeta. Altın tepsiyle kalelerimizin anahtarlarını vermişiz. İkram etmişiz. Sunmuşuzdur. Tabii tarih boyunca bunlar var. Mesela Endülüs, İspanyolları diyelim ve Avrupalıları Endülüs'e hakim kıldıran neydi? Avrupalıların, İspanyolların gücü mü? Yoksa bunların birbirlerine girmesi mi? İhtilaf. Bu kadar. Yani Endülüs'ün ruhunu biraz bir incelediğimiz zaman alacağımız binlerce dersler vardır. Osmanlı'yı Avrupalılara, İran'a ve çeşitli ülkelere yıktırtan, mağlup ettiren onların gücünden ziyade buranın ihtilafıdır. Evet. Sahabelerin birbirlerine girmesinden en fazla gayrimüslimler istifade ettiler. Ve tarih boyunca hep Müslümanların birbirlerine olan muhalefetlerinden dolayı ehli küfür, ehli davet, ehli dünya istifade etmişlerdir. Şu anda da öyle. Şu anda alem İslam öyle. Paramparça. Ya. Böyle olunca bu ders bizi kendimize getiriyor. Bakın. Onlar harim-i İslam'a girmek için, İslam'ın en harem yerlerine girmek için fırsat kollarken sen cüz'i adavetleri unutmayıp onların hücumlarını ne yapıyorsun? Teshil ediyorsun. Onlara adeta sen kuvvet vermiş oluyorsun. Şu hal nedir? Bir sükuttur. Bir vahşettir. Bedeviliktir. Hayat-ı içtimai İslamiye bir hıyanettir. Evet. Hani bir yer diyor ya, terazinin bir kefesinin hiffeti diğerinin sıkletine geçer. Şimdi ben mesela Müslüman kardeşime vurduğum zaman kafirlerin güç kazanmasına sebebiyet veriyorum. Yani. Birbirimiz arasındaki kavga aslında zahiren ikimiz arasında yapılan kavga gibi gözükse de hakikat noktasında düşmanlarımızın bizi mağlup etmesi için yol açmaktır. Ya. Çok enteresandır. Hayri abi. Bazen biz kendi kardeşlerimizin küçük hatalarını büyük gösteriyoruz. Büyük görüyoruz. Ve müsabaka ve mücadele vaktinde elimizi ikimizin düşmanına kurtar diye uzatıyoruz. O da yalancı bir el uzatma durumu söz konusu oluyor. Ondan sonra aldığı vakit uçurumun dibine getirip seni oradan bırakıyor. Evet. Yani mesela bir yumurtayı alıyoruz, öbür yumurtaya vuruyoruz. Evet, birisi. Birisi kırılıyor. Sonra ötekisini de kırıyoruz. Aynen evet. Onun gibi değil mi? Aynen öyle. Yani Müslümanları birbirine kırdırıyorlar. Aynen. Sonra ayakta kalanı da kendileri kırıyor. Çünkü ikisini beraber kırmaları mümkün değil. Evet. Bunlar tabii yani Allah olsun iyi hatırlattınız. Ehli davetin bir adetidir. Bir aletle diğer aleti kırıyor. Sonra döner o aleti de kırar. Evet. Tarih boyunca böyle olmuştur. Şimdi burada Üstad Hazretleri dedi ki en bedevi kavimler dahi dedi. Bu medar-ı ibret bir hikaye de müsaade ederseniz ben okuyayım. Olur, olur. En bedevi kavimlerden örnek veriyor. Medar-ı ibret bir hikaye. Bedevi aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman iki kabilesi varmış. Birbirinden belki 50 adamdan fazla öldürdükleri halde Sipkan veya Haydaran aşireti gibi bir kabile karşılığına çıktığı vakit o iki düşman taife eski adaveti, eski düşmanlıklarını unutup omuz omuza verip o harici dışarıdan gelen aşireti def edinceye kadar dahili kendi aralarında olan adaveti, düşmanlığı hatırlarına getirmezlerdi. Bunu bedevi kavimler bile becerebilirken siz Kur'an'a imana hizmet etme gayesi ile meydana atılmış olan İslami cemaatler, İslami topluluklar veya İslami devletler bunlar yapmıyorsa, kendi şeylerine göre, dairelerine göre sınıflandırılabilir. Evet. Yapmıyorsa o bedevilerden daha bedevi olmaları iktiza eder. Hem sükut, hem vahşet, hem hayat-ı içtimai İslamiye bir hıyanet. Hıyanet. Netice veren bir suç işlemiş oluyor. Evet, Allah razı olsun.